Merhaba arkadaşlar. Çözünürlük dengesini etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Aslında burada Nöşetelli prensiplerini kullanarak yorumlayacağız. Yani sıcaklığın etkisi nasıl etkiliyor, basıncın etkisi durumu nasıl değiştiriyor? Sıcaklığın etkisi deyip başlarsak, tepkimelerde endo veya egzotermik olmasına göre arkadaşlar bu sıcaklık farklı etkiler yapabiliyordu. Mesela ilk endotermik tepkimeyle başlayalım. Elimizde bir XY2 katısı var. XY2 katısının sudaki çözünürlüğünü bize endotermik olarak vermiş. Ve bu endotermik çözünmenin iyonlaşma reaksiyonu yazıyor. Diyorum ki tepkimenin sıcaklığını arttıralım. Sıcaklık artarsa tepkime ürünler lehine kayar. Tepkime ürünler lehine kayıyorsa arkadaşlar katı daha çok çözünmeye başlar. Yani iyonikleşir. O zaman elektrik iletkenliği de artar. Sıcaklık arttı, denge sağ kaydı. O zaman çözünürlük arttı, KÇC değeri artış gösterir. O zaman arkadaşlar genel olarak şöyle bir yöntem izlersek denge tepkimelerinde şöyle diyorduk. Tepkime eğer ısınırsa K değeri artar diyorduk. O zaman KÇÇ değeri de artar. Çözünürlük çarpımı da artar. Tepkimenin hızı da artar. O zaman tepkime daha çok ürün lehine gidiyor. Yani katı sürekli bakın iyonlaşan maddelere dönüşüyor. O zaman katının miktarı azalacaktır arkadaşlar. Endotermik tepkimelerde eğer biz sıcaklığı azaltırsak tepkimenin sıcaklığı düştü. Tepkime ne olacak? Düşeni oluşturmak için isteyecek. Yani reaksiyonu sola doğru kaydırması gerekiyor. O zaman tepkime girenlerle hareket etmek isteyecektir. Tepkime sol tarafa kayar. Şimdi sol tarafımızda bizim katımız yok mu çözünürlük dengesinde? Katı maddemiz var. O zaman iyon katıya dönüyor. Yani çözünürlüğüm azalıyor. O zaman ortadaki iyonların derişimi de azalıyordur. Çözünürlük çarpımı da azalıyordur. Ancak neye dönüştü iyonlar? Katıya. O zaman katı miktarında arkadaşlar artma meydana gelir. Egzotermik tepkimeler ise açağısı çıkaran reaksiyonlardır. Şimdi egzotermik tepkimelerde açağısı çıkıyor demiş. Elimde XY iyonu varmış. XY katısına dönsün demiş. Bakıyorum. Sıcaklığı arttır dedi. Nöşetelli prensibine göre arkadaşlar egzotermik tepkimelerde sıcaklık artarsa reaksiyon girenler lehine hareket ederdi. Yani sol tarafa kayardı. O zaman tepkime sola kayıyorsa iyonların derişimi bakın azalacak, katının miktarı artacak. XY katı kütlesi artar, iyonların derişimi azalır. Aynı zamanda K çözünürlük çarpımı da arkadaşlar X'in ve Y'nin İyonunun derişiminin çarpımından hesaplanmıyor mu? Bunlar azalıyorsa K çözünürlük çarpımının da bakın azalmış olması gerekir. Bu çözünürlük ifadesini de azaltıyordu. Sıcaklığım artarsa ne olur? Şimdi bunu hep söyledik. Peki sıcaklığım azalırsa egzotermik tepkimede sıcaklığı düşür. Sıcaklığım düştü. Tepkimem daha çok ürün oluşturmak istiyor. Daha çok ürün oluşturmak istiyorsa ürünler lehine hareket ediyor. O zaman ürünlere katıdan iyonik şekle maddenin dönüşümü var. Yani çözünürlüğü artar. O zaman arkadaşlar KÇÇ çarpımı yani K çözünürlük çarpımı da burada artış gösteriyor demektir. İyonların her birinin derişiminin artmasından kaynaklandığı için denge ürünler lehine hareket etti dedik. Hemen bize verilen örnek soruya bir bakalım. X2Y3 katısının suda çözünme denklemi verilmiş. Denkleme bakıyorum arkadaşlar. Isı ürün tarafında yazıyor. Yani egzotermik yazıyor. Katısı ile dengede bulunan X2Y3 çözeltisinin sıcaklığı bir miktar azaltılırsa katının sıcaklığını düşürdüm. Tepkimem sıcaklığı oluşturacak yönde. O zaman ürünler yönüne hareket etmesi gerekiyor. Ürünlere hareket ediyorsa arkadaşlar X2Y3'ün çözünürlük çarpımı artar. KÇÇ çünkü iyonların derişimiyle artıyor. O zaman her bir iyonun derişimi bakın arttı. İyonların derişiminin artması demek çözünürlüğün artması demektir. Çözünürlük çarpımının artması demektir. Çözünürlük azalır dediği için ikinci ifade burada hatalı kullanılmıştır arkadaşlar. Şimdi katıların sıvılardaki çözünürlüğüne sıcaklığın etkisinin bize çeşitli grafikleri çizilmiş. Arkadaşlar grafiğe baktığımda sıcaklığım artıyor. Sıcaklığım artarken bazısının çözünürlüğü artıyor.
Bazısınınki çok az miktarda artıyor, bazısınınki azalıyor. O zaman şöyle bir genelleme yapamam. Yani kesin bir şey söyleyemem. Genelleme yapabilirim aslında ama yani katıların sudaki çözünürlüğü endotermiktir, egzotermiktir diye bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Yani bazı katılar vardır, suda çok iyi çözünür, sıcaklık arttıkça daha çok çözünür. Bazıları az çözünür. Lityum sülfat gibi egzotermik çözünen de vardır ama biz bunlarda genelleme ifade kullanacağız. Genellikle katıların suda çözünürlüğü endotermiktir. Ama gazların sudaki çözünürlüğü arkadaşlar kesinlikle egzotermiktir. Bu ne demek? Ortamın sıcaklığı artarsa sulu çözeltideki madde gaz durumuna dönmek ister. Yani sulu çözeltiden çıkar, sadece su kalır elimde. Hemen havaya gaz olarak dağılır. Bu da o zaman gazların sudaki çözünürlüğü düşük sıcaklık ister. Yüksek sıcaklık istemez. O yüzden arkadaşlar kola soğuk içilir. Çünkü kola dediğimiz şey aslında bizim karbonik asit yapısıdır. Karbonik asit karbondioksite dönüyor. Bu da sıcaklıkla oluyor. Eğer ki bu sıcaklık artarsa tepkime hemen açığa çıkaracak karbondioksite. O zaman karbondioksit miktarı gazla dönmüş olacak. O yüzden bu tür tepkimelerde açığa çıkması istenmiyordur. Yani soğuk ortam olsun istiyor. Aynı şekilde balıkların soğuk suda daha iyi yaşamalarının sebebi de gene budur. Soğuk suda daha çok gazın çözülmüş olması. Basıncın etkisi dendiğinde ise basınç yalnızca arkadaşlar gazlarda çözünürlüğü. Yani onun dışında katılarda, sıvılarda hiçbir etkisi yoktur. O zaman gaz maddelerin çözünürlüğü etkisinde basınç artarsa çözünürlük artar. Yani basınçla gazların çözünürlüğü doğru orantılıdır diyebiliriz. Şimdi gazoz kapağı açıldı, gaz kabarcıkların açığa çıktı. Arkadaşlar bu olayda basınçla çözdürülen karbondioksit gazının kapağın açılmasıyla serbest hale geçmesinden yani basıncı çektiğinizde azalmasından bahsediliyor. Gazların çözünürlüğüne basıncın ilk etkisini inceleyen kişi William Henry'dir. Henry'nin de ortaya koyduğu kanla Henry kanunu. Bu kanunda kullandığı işlemleri yaparken kullandığı sabit sayıya da Henry sabit adı verilmiştir. Şimdi arkadaşlar eğer böyle bir işlemsel soru karşınıza çıkarsa kullanacağımız formül şudur. Çözeltideki gazın molar derişimi S diye gösteriliyor. Henry sabiti çarpı gazın basıncına eşittir. Yani çözünen gazın basıncı size verildi. İşte gazın molar derişimi soruluyorsa Henry sabitiyle bu çarpılarak gazın molar derişimi bulunmuş olacaktır. Arkadaşlar 20 santigrat derecedeki bazı gazların bize bakın Henry sabitleri verilmiş. Şimdi bakıyorum helyumda 0,37, havada 0,79, oksijende 1,3. Bakın bu değer maddenin cinsine göre değişiklik yapıyormuş. O zaman Henry sabiti her madde için sabit değildir. Maddeden maddeye değişiklik gösterir. Arkadaşlar ortak iyon etkisinden bahsediyorsak, doygun çözeltilerde bir tanesinin ortama ilave edilmesi, yani şu an elimde bir kurşun iyodür çözeltisi var. Bizim bu kurşun iyodür çözeltisine gidip kurşun nitrat çözeltisini ilave ettiğimizi düşünelim. Şimdi madden kurşun iyodürü zaten çözmüştü. Yani çözebileceği kadar aslında kurşun vardı. Ama ben ortama kurşun nitrat eklediğim için ortamdaki kurşun miktarını daha da arttırdım. Bulunan iyotun o zaman bir miktar da olsa derişimini azaltması gerekiyor onun artışından dolayı. Çünkü sıcaklık değişmedi. KCC değerim sabit. İşte bu yüzden maddenin çözünürlüğü arkadaşlar burada azalmış oluyor. Eğer bunu farklı bir şekilde anlatacak olursak ortamdaki kurşun iyonları derişimi artıyor. Denge giren yönüne koyuyor. Bu durumda iyot iyonlarının derişimi de azalıyor. Buradan da anlaşılacağı gibi o zaman az çözünen iyonik bir bileşikte eğer ortak iyon yani katyon ve anyon içeren çözeltideki çözünürlüğü aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğüyle biz kıyaslarsak bu çözünürlük daha azdır. Yani elinizde bir suda az çözünen madde var. Bu suda az çözünen maddenin üzerine gittiniz. Başka bir aynı iyon içeren tuzu daha eklediniz. Buradaki çözünürlüğüyle, saf sudaki çözünürlüğüyle kıyaslarsanız saf sudaki çözünürlüğünden daha az bir çözünürlüğe sahip olacaktır. Ortak iyon artmıştır. O zaman ortak iyon ne kadar çoksa çözünürlük o kadar azalır. İşte buna da ortak iyon etkisi veriyoruz arkadaşlar.
Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.